Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Burada şimdi arkadaşlar bir sunağımız var. Görüyor musunuz? Sunak biliyorsunuz odayı mezarı temsil eder. Bunu daha önce de söylemiştim. Zemin altı olarak, kaya mezarı olarak değişir bunlar sunaklarda. Şimdi burada bir açılmış mezar olarak örneği var buradan. Canlı görselde gösterelim. Şurada sunak var. Şurada kare gibi şey yapmışlar sunağın olduğu yerde, görüyor musunuz? Burada yönünü vermiş. Bu tarafta yön diyor. Kanal nereyi vermiş? Kanal da buradan şöyle aktığı zaman su nereye akıyor? Aşağı akıyor. Aşağı aktığı zaman kanal, dediğim gibi mezar girişi ya yan tarafta olur, ya önünde olur, ya da sağ tarafında olur. Şimdi buradan bir aşağı inelim. Şu mezarı size bir görüntüleyelim. Of, şöyle inelim. Akıntı neredeymiş? Oradan gelmiş, görüyorsunuz. Sunak neredeydi? Orada. Akıntı yönünden buradan geldi. Yani kaçağa geldik. Şurada ne var? Bak dikene bak. Aha, burada kasa var. Adam suratı mı kasa mı bu? Figür mü şu? Abi şeymiş. Şu. Figür yapılmış buraya. Bir tane daha var. Ne? Şu. Gördün mü işlemeyi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Figür yapılmış burayı. Şöyle. Evet. Bir bayan. Farkında zaten mısınız? İki katlı mezarımız. Ya, şöyle eli kadar bayan mezarı da şu kafa. Biraz sanki kasa gibi tutmak lazım buna bir cihaz. Aynen. Şurası daha farklı. Bak şurada da var. Bak şurada görüyor musunuz? Burada da bir işaret var. Orası da farklı. O kral yüzü yapılmış. Şurayı bayan yapılmış. Çocuk sanki değil mi şu? Olabilir, görüyor musun? Olabilir. Adam sureti çünkü şu ileride. İşleme gelelim. Şura mezar. Zamanında açılmış. Havalandırma içini göstereceğim. Şurada da bir yer var. Sunum yapılan adam suratı kral. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şekline kadar her şey net olup. Şöyle. Şöyle dibini niye kazmışlar, ben anlamıyorum buraları. Ya işte. Şimdi bu mezarda iki katlı mezarmış bu. Acemilik. Evet, iki katlı mezar. Bunu aşağı inip de görüntüleyeyim. Yok, şöyle havalandırma penceresinden bakabilirsin. Havadan görüntüleyeceğim. Şurası da bak üstü. Merdiven yapılmış. Tek basamak. Merdivenden iniyorum. Mezar nerede? Hani merdiven soruyorlar diye. Tek basamak neresi? Hemen aşağısı. Aşağısı giriş. Kemerden şöyle yapmış. Şöyle merdivenden bak. Şöyle çıkalım. Bak şuradaki işlemleri görüyorsunuz. Oo, bak arkadaşlar. Çift mezar burası. Aynen. Bak arkadaşlar, kat yaptırmışlar adam. Kayanın içini, bir sedir orada var. Görüyorsunuz karşıda var. Şöyle alt tarafta da bir oda varmış. Yani çift kişilik burası. Bayan hem erkek olarak burası mezarmış. Evet. Bir aile mezarı. Bir aile mezarı yani mi burası? O karşı tarafta orasan mı varmış, orayı kırmışlar? Allah'tan orası bilmiyorum. Yeni kırılmış ha, karşıyı gördün mü? Aynen. Evet. Çok önemli bir mezar. Bu adam burada çift mi sürüyor? Evet. Çift zamanı diyorsun. Şöyle tam bir görüntüleyelim. Ama var ya, harika bir şey de karşıyı nasıl kırmış gidip de hiç üşenmemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kayayı nasıl kırmış karşı tarafta. Çift dediğim gibi alt tarafta da bir oda var. Görüyorsunuz. Alt bir kat. Hani ev yaparsın ya iki katlı. Aynen. Burası da, bu mezar da arkadaşlar iki katlımış. Burası firik arkadaşlar. Bu mezar firik. Şöyle alttan da girişi bir tanesi. Burada şimdi örümcek var. Girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi mezar. Süslemeleri. Şu figür çok hoşuma gitti ya. Ya hepsi de güzel. Şu. Çocuk mu? Bayan. Bayan. Görüyor musun şu? Bayan. Ya bayan da var, adam nasıl da. Nasıl yapmış adam kayaya ya? He? Nasıl yat? Ve işte buradaki. Çok güzel ya. Buradaki yatan şahısı. Ya bu filikler var ya, yapıyor bu oda mezarını ya, değil mi? He? Üstüne yok tümülüste. Ya tümülüste çıkaramam. O oda mezarları. Kaya mezarında ben filiklerin üstüne ben tanımam. Gel bakalım şöyle gidelim, buralarda işaret var mı? Valla sanki bir tane, böyle bir tane bir kaya mezarı var bunun gibi. Burada dikkatimi çekti. Bir işleme var ya, burası doğalmış. Gel bakalım. Bir tane mi var burada?
ileri gitmedim. Sen çevresine baktın, bir tane çıkmış. Bugün de çok sıcak var arkadaşlar. Şurası biraz, şuraya baktım da arkadaşlar şu alt tarafa, ama doğa. Burayı zamanında bu kayayı çatlatmış mı biri bu? Patlatmış mı? Vallahi patlatmışsa da helal olsun. Patlatmış. Lan var ya, adamlarda ne şey varmış ya. He? Azim var ya. Oo, bu kayayı patlatmışlar. Yukarıdan. Buradan yarmışlar arkadaşlar, bakana. Şuna insana bak ya. Başka var mı bu çevrede bakalım arkadaşlar. Aa, orada varmış. Burada. Bir tane daha mı? Yok, kaya mezarı yapıp başlamış, burada bırakılmış, yarım kalmış. Gelsene bak. Gördün mü? Zaten burada bir üst tarafta bir sunahtar, kare uymadır yok. He, İşaret bak. Yok. Mezara başlanmış. Görüyor musun? Başka. Evet. Bak. Mezar oyuluyormuş. Yarım kalmış. Gördün mü? Aynen. Mezara başlamışlar, mezar yarım kalmış. Bu da bir örneği size. Gördünüz mü arkadaşlar? Bence zemin yetersiz gelmiş ya da belki o zaman savaşı kaybettiler. Anladın mı? Bir şeyler olmuş, bırakmışlar. Gel bakalım aşağı doğru. Ama kayalar çok güzel seçiyorlar yani. Biliyorlar ya, yapay. Ya burç bakıyorlar, hangi kaya yumuşak, burçta hangi iş yapabilir? Hangi? O kayayı seçiyorlar. Adamlar hangi kayaya biz yaparız diyor, ama buralar hep bizim bu, ben anlamadığım da. Bu defineciyle uğraşan arkadaşlar, böyle normal gördüğün kayayı da patlatmayın ya, değil mi? Evet. Ya şunun neyine patlattın, onun içinde kaya mezar olma ihtimali sıfır ki. He? Evet. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bak. Sen bunu neyine patlattın? He? Vallahi bunun içinde kaya mezarı olur mu arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bak. Bir şeye benzetmiş bunu, sanki deveye benzetmiş ne? İçini parçalamış kocaman şeyi. Hiç mi üşenmedin de sen şu parçayı patlattın? Allah helal olsun. He? Helal olsun. Çok var mı? Yok. Doğal. Burayı görüyor musun? Oymuş bak şu kayanın dibini. Aynen. Boşuna arkadaşlar, diyorum ya, böyle şeyi boşuna patlatıyor yani. Şunu yazık ya, şurada yaptığı emeğe yazık. Şuna hiç üşenmedin mi, değil mi? Yazık ya, maliyet cebinden para gidiyor, değil mi? Patlatıcı. Evet. Şu anda kale var bak karşıda, evet. Görüyor musun? Esas, oraya esas kale orasıymış. Arkadaşlar güzel sıcak var, ama doğa güzel de sıcak olduğu zaman doğa bozuyor. Evet. En iyisi hafif bulutlu havalarda gezmek daha iyi. Görüntü de o zaman kapalı havalarda daha güzel. Evet. Böyle hafif. Şimdi güneş, esas kale karşıda var arkadaşlar. Burasına diyorlar mı gavur kalesi mi ne, öyle bir evet. Şey. 5 kilometre tünel gidiyormuş onun altında. Bu kalenin. Burayı bir... Şuraya bak. Orayı bile kırmış, görüyor musun? Ama bundan sanki depremi... Bu ne lan? Şarjı değil mi? Bu karanlık gölgeyi alıyor bazı ya. He? Şurada da mı var? Heh, bak. Burada varmış oda mezarı, zamanında açılmış, görüyor musun? Burada. Arkadaşlar, zemin altı oda mezarımış. Aynı sedirli, iki sedirlimiş burada. İşaretini gördün mü? Hı? İşaretini. Git gör görmüş, bak burada bak. Ha, gördün mü? O kare. Bayanmış bu. Şu işareti hani diyordum yani ben. Bak, büyük işareti görüyor musun? Evet. Bu, bak arkadaşlar, ben bunu her zaman diyorum. Böyle işaret gördüğünüz zaman bir aile mezarları var burada. Ben çok bunu her zaman diyorum. İşareti bilmeyenler de böyle işareti gösteriyorlar. Bilgi kirliliği yapıyorlar, kuyu var diyorlar. Evet. Bak örneği burada arkadaşlar, büyük aile mezarları var. Şurada ne var? Bak. Kare, dikdörtgen. Dikdörtgen kare. Burada? Bayan mezarı. Bayan mezarı. Şimdi buradan geçelim.
Bak şurada var bir tane de. Aile mezarları var dedim ya burada. Evet. Al. Gördün mü içeri gide? Çok güzel. Nasıl yapmış? Mükemmel. Gördün mü arkadaşlar bir oda mezarı da. Anladın evet, mı? Onun işareti de şurada. Sedirsiz. Aile mezarı. Zemin altı nasıl kesmiş değil mi? Evet. Arada zemin altı oda mezarlarımızda bir örnek. İniş. Aşağı doğru iniyor arkadaş. Gelin şöyle. Bazen 3 metre çıkar, bazen bir karış çıkar. O artık belli olmuyor. Çok burada çok mezarlık var arkadaşlar. Burada kilise var değil mi? Burada çok ya. Zaten şimdi kilisenin içine gireceğiz. Burada çok ev sahipliği yapılmış burada ya. İnanılmaz yerler var burada ya. Boş ver ya gel. Burada da mı var bir tane zemin altı bak. Bakalım yok. Ama şunlar? Hı? İşaret yapılmış da işlem görmemiş. Ya ben çok kenar işaret görmem. Şurada mi? Mezar var bak. 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 Karşıda mezar varmış. O, gördün mü sunak? Evet. Zamanında şura açılmış, şurada açılmış. Gördün evet. mü? Çok güzel bir sunak. Evet. Şurada da sunum yapılan yerimiş arkadaşlar. Gidelim bakalım. Çok kurdalanmış ya bu mevkiler değil mi? Kurcalamadı gel kalmamış ki mevki. He? Kilise yakın olduğu için. Burada şimdi bu videoda çok güzel olacak arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Uf. Aha. Burada varmış bir oda. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da açılmış. Şurası bayağı güzel bir yermiş de. Koyun kapatmışlar, pis kokuyor değil mi? Evet. Video çekmekte inan. Bak arkadaşlar. Karı oymalar, küçük oymalar, normal oymalar burada mezar olduğunu söylüyor. Aha şurada bir mezarın bir tanesi burada bak. Görüyor musunuz? Girişi orada. Ben daha mezar var ya. Burası. Bakın nasıl bir yer. Buram buram tarih kokuyor. Şurayı da yeni mi kazmışlar ne bu sen? He? Yeni mi kazmışlar? Yapmışlar. Burası koltuk gibi görüyor musun? Aynen. Arkadaşlar sunağı orada koltuk gibi. Altta da odalar ve girişler. Zaten dönem şeyi yemiş. Şurada kilise var oraya gidelim. Zaten kilise şimdi şahane diye. Koyun kapatmış burayı ya. İşte arkadaşlar size dediğimiz 150 tane var herhalde değil mi karı oyma? Kaç tane var burada? Muhal diyor da 3 tane var. Ses bomba geliyor. Pis yapmışlar ya içeri değil mi? Aslında bu tarihin içine koyun kapatana ceza yazacaklar ya değil mi? Şuraya bak. Bileş gibi yapmışlar. He? Arkadaşlar. Şurası. Bir mezarlık alanı burası. Kare oyma sunum yapılıyor. Görüyor musunuz bak. Bak. Görüyorsunuz. Kare oymaları. Bu mevkide çok oda mezarı. Bunlar. Eğer bu şu alandaki mezarların kare oymaları bunlar. Aynen. Burayı gelinir dualar yapıldığı zaman tapınak gibi bir yer. Burada sunum 12, yapılıyor. 12, 12, 24, 12. 12, 1, 2, 3, çok 4, var. 5, 6, 7, 8, 9, 10 desek 120 yapar. Bak buraya kadar geliyor bak. Görüyor musun karşıya kadar? Arkadaşlar yaklaşık 150'ye yakın burada kare oyma var. 150'ye yakın ya. Bilinçsizde, bazıları bilinçsizde kötü bir yorum yapıyor. Güvercin falan. Hiç alakası yok. Daha önce burayı kötüle. Güvercin mi? Güvercin diyor onlar şeyi yani, diyor. Bak arkadaşlar hiç alakası yok. Burada yanında kilise var. Buradaki alanda ki mezarların, odaların sunum şeyleri. Bu alanda dua edildiği zaman burayı sunum yapılıyorlarmış. Evet. Hep aile şeyini, mezarın kendi şeyini. Şimdi gelelim bak şeye görüntüleyelim. Şurayı bakın ya değil mi? Aynen. Adam ne yapmış ya? Güvercin yuvası mı diyorlar? Güvercin bile salak değil orayı yuvaklayacak. Ya işte bilmiyor adam ne bilsin. Burası kilise bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kayaya işlenmiş. Bak. Burası kilise. Evet. Sese bak. Kayadan yapma görüyor musun?
Zirve adamı zirvelerde. Gördün mü kiliseyi arkadaşlar? Ooo, koyun kapatmış içine ya. Var ya, pis kokuyor. Tarihin içine koyun kapatmış ya. Bak. Topaz nereye oturuyormuş? Gel şuraya atsana bir iki dakika. Bunun kamerası şeyi kötü ya ışığı. Tamam, açıyorum. Şurayı. Bak. Din sahibi oraya oturuyormuş. Evet. Bak oraya oturuyor karşıya. Anladın mı? Karşıda adam oturuyor böyle sunum yapıyormuş. Kilise burası. Evet. Yanmıyor mu senin? Çok pis ya. Buran tarih okuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası koltuğu. Şurayı çıkarayım mı ben? Bak. Şurası koltuk. Şöyle tutsana sen işte. Burası koltuk arkadaşlar. Burası ayak koyma yeri. Şurası da bak. Şey varmış şurada. Bak şurayı bir. Görüyor musun? Yani o zaman kokuduğu zaman böyle bir şeyini falan koyuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir yer ki, öyle bir kilise ki burası. Şahane bir kiliseymiş de koyun kapatmışlar. Çok pis kokuyor. Tarihleri böyle yok oluyor. Yani şu şeyler işlemeler. Şöyle çık. İşlemeler baksana. Harika bir şey bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam ne tersi burada belli. İşlemeler burada. Şuraya kandil yağ yapmak için mi koyuyorlar? Oraya kandil şeyi koyuyorsun. Mihrap işte mezarın süslemeleri yapılmış. Ama burada mezarlık alanı değil. Yani burada kilise. Kilise. Kilisenin girişi orada, dediğim gibi orada rahat oturuyormuş orada. Adam sunum yapıyor. Bak üst taraf arkadaşlar komple kaya. Vay be. Alo, sesi nasıl yapıyor biliyor musun? Arkadaşlar nasıl? Tarihe gelirsek. Çok harika. Kime ait? Tarihe gelirsek, tarih açısından. Burası Bizans. Bizans, bence de Bizans. Bizans. Yani Roma yapısının böyle bir kilise gördüm. Bizans burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapı böyle. İçeride biraz hayvan kapatmışlar. Tarihin içine hayvan kapatmışlar, mahvetmişler. Bu aslında bir miras ya. Evet. Burayı var ya, şu kilisenin şurası neymiş ya? Orada bir kapatma mı? Görüyorsunuz arkadaşlar girişi. Orada oturuyor, orada dua ediyor. Çok pis kokuyor arkadaşlar. Çıkmak zorundayım şöyle. Görüyorsunuz net görüntü. Orası kilise. Dedim ya, kilisenin yanında da sunakları var. Buradaki yaşayan kavimin sunumları burada. Kilise oradaydı. Kilise orada dua ediliyor. Burada da arkadaşlar sunum yapılıyordu. Her ailenin burada mezar odası olduğu için burada sunumlar yapılır, dualar yapılırdı. Burası da tam bir yani harika bir yer ya. Şuraya bak ya. Şöyle biraz daha incelemeye devam edelim. Çıkalım. Çok bok kokuyor burası. Gel bir koyun boku ya. Tarihi mahvetmişler. Ne diyorsun buraya? Vallahi şurada bir yer var. Dediğimiz gibi burada da bir mezar varmış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Burası yaşam yerimiş ama. Kilisenin hemen yarı. İçeri girmeyeceğim. Kokuyor arkadaşlar ya. Gübre kokuyor. Çok pis kokuyor. İnanılmaz. Görüyorsunuz. Karşıdaydı yerler. Şurada bir mezar vardı. Onu da göstereyim de. Ejder mi vardı? Ben buraya şikayet edeceğim zaten. Ejderha mı vardı şurada? Evet. Ve şurada onu da görüntüleyelim. Ejderhanın en tarafında orada mezarı var. Karşıya bakıyorum. Karşısında o da. Arkadaşlar. Karşıda. Ejderha bu bence değil mi? Ejderha ya. Ağzını görmüyor mu? Ağız, burun, kulak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynen. Nereye bakıyor? Böyle bakıyor, odalara bakıyor. Ejderha neydi? Altın çok severdi. Altın. Ama var ya, çok define, güzel yapmış hazine. Adam kayaya ya. İşlemeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tarih burada işte. Arkadaşlar bu Hobbit filmi izliyorsanız hani mesela orada örneğini gösteriyor. Ejderhalar altına kadar düşkünlüğünü gösteriyormuş eskiden. Şöyle bak. İnançlar öyle. Şöyle baktığım zaman oradan aklınıza gelsin altın. Baktığı yön nereye bakıyor? Gelin arkadaşlar. Ejderha şurada. Baktığı yerlerde görüyor musun alttaki odaları? Şurada var mezar açılmış. Değil mi şurada? Evet, orada var. Yatlar şurada açılmış var. Bu oda mezarı arkadaşlar. İçeri gider. Burada var. Bura yeni mi kazılmış? Vallahi bana öyle geldi biraz ya. Burası yeni kazılmış. Ne aramış lan adamlar burada? İçeriden mi kazmış bunu? Ben anlamadım yani. İçeriden burada kazmış.
Mezar orada o da varmış. Mezar içinde mezara bakıyordu ama. Aha bunun içinde mezar var bak. Burayı kim kazmış? Ama girişi buradan değil biliyorsun. Buradan kazmışlar, yeni kazmışlar. Ha. Oradan çıkarmışlar bunu. Aynen. Şöyle bakalım. Abav, burayı yeni kazmışlar var. Bir bakalım neyini kazdıklarını. Hı? Ben biliyorum niye kazdıklarını orada. Mezar varmış ya. Mezar varmış. Mezarın girişini kazmışlar. Şöyle ben şeyi göstereceğim şimdi, koltuk işaretini değil mi? Aynen, arkadaşlar koltuk işaretini sorup duruyordunuz. Örneği bakın, bu videomuzu iyi izleyin. Bakın videoyu izleyin, bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Koltuk bak, işareti olanlar. Bak şimdi koltuk işareti soruyordunuz ya arkadaşlar. Al size bir örneğini göstereceğim. Bakın. %100 bak şimdi odayı verdiğimi daha önce demiştim. Koltuk nerede? Orada. Orijinal. Aynen. Şöyle bir görüntüleyeyim bakın koltuğu tam yakından da. Orijinalliği görüyor musunuz arkadaşlar koltuğun? Koltuk her şeyiyle dört dörtlük. Şöyle karşıdan görüntüleyelim. Geldik. Dikkat edin çok. Koltuk orada. Hı. Koltuğun bu ayakların koyduğun yerden baktığın yerden baktın. Nereye baktın? Giriş. Giriş. Gördünüz mü? Daha deminki o giriş değildi. Bu asıl giriş burası. Burası girişi görüyor musunuz? Mezar. Onu toprağa göster. Mezarın girişi burası. Koltuk orada. Mezar burada. Bakın koltuk işareti olan arkadaşlar. Bakın bu videomuzu kaçırmayın işte. Koltuk, alın size birebir örneği. Koltuk işareti soruyorlar ya işte. Evet. Koltuk işareti arkadaşlar, mezar odasını her zaman söyledim. Anladın evet. mı? Şu anda örneği de orada. Koltuk orada. Mezar girişi. Altta içeride oda mezarı var. Şurada zaten yön vermiş. Bak burada kare oyma var ya bak arkadaşlar, ben oval diyordum. Kare oyma oda, odayı veriyor yani. Kare oymanın açık yönü neresi? Görüyor musunuz oval? Akıntı. Giriş nerede? Bu da örneği. Burada. Karşıda da koltuk. Arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. Koltuk orada. Oda burada. Koltuk işaretinin anlamı odaymış. Biliyorum oralarda kare oymalar var. Gerek yok. Ama muazzam. Sanki arkadaşlar, CNC'den çıkmış gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Define kalın. İşaretler Atölyesi'nde kalın. Takipte kalın.